Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışını kapattı. Köyde vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapılırken 112 ekipleri de köye gelip kontroller yaptı. Burdur'da yurt dışından gelerek karantina alınan ve karantina şüpheleri dolan 145 kişi de yöresel oyunlar eşliğinde taburcu edildi. Burdur'un 406 nüfuslu İlyas Köyü'nde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada il merkezine bağlı İlyas Köyü'nde bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine hastalığın köy içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantina altına alınmıştır denildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışını kapattı. Köyde vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapılırken 112 ekipleri de köye gelip kontroller yaptı. Jandarma ekipleri giriş, çıkış ve köy alanlarında drone'la tespit çalışması yaptı. Koronavirüsle mücadele sürecinde 29-30 Mart 2020 tarihlerinde Kazakistan, Slovakya ve Bakü'den uçakla Türkiye'ye getirilen vatandaşlar 14 günlük karantina sürecini Burdur'da geçirdiler. Karantina süreleri sona eren 145 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından gerekli tedbirler alınarak 11 araçla ikamet ettikleri illere yolcu edildiler. Gayet iyi bir varlık burada yani, ne diyeyim ya. Hayırlı yolculuklar. Allah razı olsun, herkes hakkını helal etsin. Herkese zaman vermezsek. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederiz. Karantinada kalanların evrakları hazırlanırken Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve yurt personeli moral vermek için Burdur yöresi oyunlarını oynadı. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi, çok güzel ağırladınız. Allah inşallah bu beladan kısa zamanda kurtarır. Çok sağ olun. Ayrılmak üzere otobüslere binen vatandaşları görevliler sosyal mesafe kuralı kapsamında el sallayarak uğurladı.